Yüksek tempolu ve heyecan dolu drift yarışları ülkemizde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk yarışı, Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından Lastics.com sponsorluğunda 11 Haziran Pazar günü düzenlendi. Drift Otomobil Sporları Kulübü'nün organizasyonuyla İzmit Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleşen ilk ayağında, sezona yenilenmiş ve güçlendirilmiş araçlarıyla başlayan pilotlar, kapı kapıya mücadelelerinde nefes kesen performanslar sergilediler. Yarışlar her geçen gün daha da popüler hale gelirken, Türkiye'de de drift tutkunlarının sayısı hızla artmaya devam ediyor. Her yarış, adeta bir seyirci etabı gibi yaşanıyor ve bu da ilginin artmasına sebep oluyor. Profesyonel pilotlar, özel olarak hazırlanmış araçlarıyla pistlerde seyircilere duman ve heyecan dolu anlar yaşatıyorlar. Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk ayağında, antrenman gününde yağışlı hava ve ıslak pist pilotları zor durumda bırakarak bir takım talihsizliklere sebep oldu. Doğuşcan Dursun ve genç pilot Asaf Akyol, Battle çıkışı denemesinde ıslak zeminde kaza yaşadılar. Doğuşcan Dursun bu kazadan kaynaklı bir teknik sorun yaşamış olmalı ki ilerleyen çıkışlarda aracın kontrolden çıkması sebebiyle bariyerlere çarparak pistin dışına çıktı. Gün içerisinde mekanik ekibin de desteğiyle yarışa kaldığı yerden devam etti. Yarış esnasında yaşanan teknik sorunlar ise pilotları zorlayan bir diğer faktör oldu. İşte bazı pilotların yaşadığı tecrübeler. Volkan Arısoy, antrenman seansında turbo hortumunun birkaç kez çıktığı teknik bir sorunla karşılaştı. Ancak yapılan düzeltmeler sayesinde yarışta herhangi bir sorun yaşamadı. Ne yazık ki, top 8 aşamasındaki ilk turda, finişe 3-5 metre kala el freni yerine vites kolunu çekerek ve vitesi boşa alarak kendini elemiş oldu. İzel Benşuşe, turbo basınç sensörü problemiyle karşılaştı. Neyse ki, sorunu çözebildiler ve yarışa devam edebildiler. İlkerhan Aydoğuş, cumartesi antrenman turlarında arabayı ilk kez kullanırken elektriksel bir sorunla karşılaştı. Bu nedenle düzgün bir antrenman turu atma şansı bulamadılar. Ancak yarışın sıralama turunda başarılı bir performans sergileyerek top 16'ya kalmayı başardılar. Pazar günü ise yakıt deposunun lastiğinin yırtılması sebebiyle antrenmanlara katılamadılar ve direkt olarak top 16'da yarışmaya başladılar. Asaf Akyol, antrenman gününde Doğuşcan Dursun ile yaşadığı kazada tekerinden darbe aldı ve ayarları bozuldu. Risk almak istemeyerek ayarları düzeltmek için müdahalede bulunmadılar ve yarışa bu şekilde devam ettiler. Diğer bir pilot, Melike, ilk çıkışında teknik arızalar nedeniyle bariyerlere çıkarak yarışa veda etmek zorunda kaldı. Ertuğrul Makina ise aracındaki teknik sorunlar nedeniyle start alamadı. Çağlar Küçüktumlu, birinci sıralama turunda hata yaparak pist dışına çıktı ve lastiklere çarptı. Araçta kaporta hasarı ve rot kolunda, direksiyon milinde eğrilik oluştu. Pist şartlarında bu sorunları düzelterek hafta sonunu tamamlamayı başardılar. Yarışçıların karşılaştığı bu zorluklar, onların tutku dolu dünyasının bir parçası. Teknik sorunlara rağmen cesaretlerini koruyarak yarışlara katıldılar ve büyük bir özveriyle performans sergilediler. Drift pilotu Özer Molla Mehmetoğlu, yarış haftasında son ayarlar için Tuzla'da pistteyken şanzımanının kırıldığını fark etti. Ayarları tamamlayamadığı için dezavantajlı bir duruma düştü. Neyse ki, Ercan Usta da aynı şanzımandan bulunuyordu ve bu da onun şanslı sayılmasını sağlıyordu. Cuma günü geldiğinde ayarları sorunsuz bir şekilde yapıldı ve kısa bir antrenman seansına çıktı. Ancak, aracının gücü aniden azalmaya başladı. 650-700 beygir gücündeki canavar, birdenbire 70-80 beygire kadar düşmüştü. Turbonun kilitlendiği anlaşıldı. Turboyu değiştirerek sorunsuz bir şekilde sıralama turlarını tamamladılar ve üst sıralarda yerlerini aldılar. Ancak ikinci eşleşmelerinde yarış esnasında yeni değiştirdikleri şanzıman bir kez daha kırıldı ve artık üçüncü ve dördüncü vitese sahip değillerdi. Hakemler eşitlik gördü ve bir daha yapılmasına karar verildi. Her şey zordu, hatta imkansız gibi görünüyordu. Mekanik olarak yapacakları bir şey olmadığına karar verdiler. Bunun üzerine motor ayarlarını değiştirerek devir kesiciyi 7400 devirden 8000 devir civarına çektiler ve böylece viteslerde ekstra 10 km hız kazanmayı umdular. Tabii ki, bu motor için bir riskti, ancak savaşçı ruhlarıyla çıktılar ve günü kupayla tamamlamayı başardılar. Mücadele dolu eşleşmelerin ardından, Big Gold takımından Reza Fahim Keykosravi birinciliği elde etti. İkincilik ise Berfu Tutumlu'nun oldu ve Team Art Motorsport takımından Özer Molla Mehmetoğlu üçüncülüğü kazandı.
Pilotların mücadelesi ve inanç dolu yaklaşımı, drift yarışlarının gerçek bir savaşçı ruhuna sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Şimdi gözler, 2023 Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci ayağına çevrildi. Bu heyecan dolu drift yarışları, otomobil tutkunları ve spor severler için kaçırılmayacak bir gösteri sunmaya devam ediyor. 2023 Türkiye Drift Şampiyonası'nın heyecanı, 13 Ağustos Pazar günü Bursa Yunuseli Havaalanı'nda düzenlenecek olan ikinci ayakla devam edecek.